Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmak ücretsiz. Çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olmak için de zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Yine size iğneden tabi model çevirdim. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu iğne oyası modelini sizler için tığa çevirdim. Benim tığa çevirmiş olduğu hali de şu şekilde oldu. Evet benim tığa çevirdiğim hali de bu şekilde oldu. Çok zarif hafif bir model oldu bence. Bu şekilde tığ battılarını hazırladıktan sonra bu bülbül türküsü veya fil dişi dediğimiz arkadaşlar yeşil çimenini gidiyoruz. İster böyle iki renkten yapın, isterseniz rengarenk, istediğiniz renklerden böyle bahar çiçekleri açtırabilirsiniz. Ee, tek renk bile olur. Yani zevk, keyif size ait arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi tığ battılarımızı hazırlayıp tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. Yuvamız için dört tane tığ battı yapıp sonra fil dişini yaparak devam edeceğiz. Bakın 3 tanesi hazır. Daha önce yapmışım arkadaşlar. Şimdi bir tane de sizle yapalım. 3 tane zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battımın içine sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bir tane tığ battı yaptım. 4 tane tığ battı yuvam için hazırladım, çiçeğim için hazırladım ve şimdi bu fil dişinin yapım için yine 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde fil dişim için de bir tane tığ battı yapmış oldum ve buraya 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi şöyle ters tarafına çevirip hemen bu tığ battığının hazırladığım tığ battığının içine 4 zincirimi kapatıyorum sık iğneyle 8 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 ve 8. Çevirdim yine düz yüzüne hemen bir yandaki boşluktaki tığ battığımın içine buraya sık iğne ile kapattım zincirimi. Bu şekilde çok basit arkadaşlar. Bir tane koydum buraya bu şekilde. Çünkü örneğimiz zaten zarif. Bir tane daha yapınca bayağı bir uzun olacak hem de iğne uyasında da bir taneydi. Aslından dışarı çıkmak istemedim. Şimdi yine aynı şekilde 3 zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıma girip bu şekilde sabitliyorum. Yine 3 zincir. Yine bir tığ battı. 3 zincir şu şekilde yine bir tığ battı 1 2 3 zincir yine bir tığ battı toplamda 4 tane 4 tane tığ battı yuvamız için tam ve 5. arkadaşlar bu şekilde fil dişi için yapıyorum tığ battı mı 1 2 3 4 zincir hemen çevirdim ve yaptığım bu tığ battının içine 4 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde bombili dört çekmemin sebebi hafif biraz bombili olsun daha güzel duruyor 8 tane zincir 6 7 ve 8 kapattım hemen bir yanındaki boşluktaki boş olan tığ battıya bu şekilde sabitledim Evet arkadaşlar bu kadar çimeninin yapımı gayet kolay bir tane fil dişi, 4 tane tığ battığı, bir tane fil dişi olarak 4 kenarı bu şekilde devam ettireceğiz. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5 beş 5 zincir. beş zincirimi kapatıyorum yeşil yuvamın içine. Buraya bir tane kere keleğenim için ilmek oluşturdum. 7 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 çevirdim arkadaşlar bakın buradaki e, ipimi de içine alarak bu şekilde buraya bunu tutturuyorum Evet iki tanesini yaptık dolayımı. şimdi 10 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 8 9 ve 10 Arkadaşlar bunları böyle bu şekilde gerdirmeden biraz uğraştım zincir sayılarını sizler için. Siz de bu zincir sayılarıyla devam ederseniz uğraşmaya gerek olmaz. Bu şekilde inşallah kalıp gibi bir kel olanınız olur. Buradaki yeşil yuvanın içine bakın arkadaşlar. Dibine hemen bu 10 zincirimi bu şekilde sabitliyorum. Evet. Keloğlanımız bu şekilde hazır. Şimdi arkadaşlar şu ipi biraz kısaltalım. Elimizi gözümüze şey yapmasın. Şimdi bakın hiç zincir çekmeden yandaki boş tığ battımın içine giriyorum. Sık iğne ile buraya ipimi sabitledim. Keloğlanımızı 3 dolayımda bitirdik. Ve buraya sık iğne ile bir sonraki yani 3. tığ battıya sık iğne ile geçtik. Ve sık iğnenin üzerine 10 tane zincir. 3, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Şöyle çeviriyorum. Bakın arkadaşlar burada ilk yaptığımız 5 zincir var. Bunun tam orta yerinden bakın şu ışığı görmeniz lazım. Tam ortası olması için bu şekilde ışığı görmeniz lazım. Sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir zincirimi de çekiyorum. Bir zincirimi şöyle çektim, tersine çevirdim. Bu 10 zincirli yuvamın içine de sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitledim. Bakın. Bir tane dibine sık iğne yaptım. Sık iğnenin üzerine bir tane zincir yapıyorum ve ilmeğimi çıkardım. Daha önce gösterdiğim bu camsil hortumu arkadaşlar. Bu camsil hortumunu bu şekilde aparat olarak kullanacağım. Yani şu kirpikleri yapacağız arkadaşlar. Bu kirpikler sizin için büyükse kulak çöpü veya çay karıştırıcısı eğer küçük geliyorsa da kalem kullanabilirsiniz aparat olarak tercih her zamanki gibi size ait şimdi bir tane yaptım ve bu şekilde yine bir iki zincir arkadaşlar bakın bir sonraki ilmeğin sık iğnesine yakın iki zinciri çekin gördünüz o zaman hem kirpikleriniz birbirine yakın hem de arkadaşlar şöyle iyice kalıplamanız lazım bu iğneden tığ olayını düzgün çıkardığınız zaman aynı iğnesi gibi olmasını istiyorsanız bazı püf noktalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa ağzı gözü bir yerde kirpik istemezsiniz. Bir de arkadaşlar hani yaptığınız iş düzgün çıkarsa sizin de hoşunuza gider. Eğer yaptığınız iş sizin içinize sinmese hoşlanarak işinizi örmezsiniz. Bakın bu şekilde kirpikleri kalıpladım sıkı sıkı. Bir de arkadaşlar bakın çıkardığınız zaman sık iğnenizden kirpiklerinizin ayrık durmamasını istiyorsanız bu şekilde tığınızı dolayacaksınız. Dolayım. Direkt alttan alıp yapınca ayrık duruyor. Şimdi alttan bakın ilmeğinizi alın. Bu şekilde sık iğne ile sahte sık iğne ile şöyle Bismillah dibine oturtturdum. Ve yine buraya bir tane daha yapıp iki tane sık iğne yapıp hemen sağlam alacağım kirpiklerim arkadaşlar kaymaması için aşağı doğru meyil etmemesi için şöyle kirpiğime doğru da sık iğnelerimi yaklaştırayım. Bakın bu şekilde şöyle çevirerek kolay bir şekilde çıkıyor bu hortumda. Çok rahat kullanımı var. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle elinizle açtığınız takdirde kirpikleriniz gayet güzel açılıyor. Çünkü güzel kalıpladık. İpimiz de sökük ip değil. Şu geriye iki tanesini yaptık ya. 8 tane daha yapıp burayı ona tamamlayayım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 8 tane sık iğne yapıp en sonuncuyu da şu şekilde buraya battım. selam veriliyordu arkadaşlar. Nasıl olsa aynı sahte sık iğne devam edecek diye iki tanesini sizle yaptık. 8 tanesini de ben de tamamladım. Selan'ın sesin cami çünkü çok yakınımızda. Aynı e, sesle devam et, etmeyin diye düşündüm. Bu şekilde bir tane böyle fil dişi bir tane çiçek yaparak çıtı pıtı zarif bir modeliniz olacak. Ütülendiği takdirde bunlar daha güzel duracak arkadaşlar. Bakın arka tarafından şöyle ütü bastığınız zaman kalıp gibi böyle kirpikleriniz olur. Evet kele alan üzerine 3 kirpikli sık iğnemiz. Ve fil dişi aralarına yapılıyor arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilir. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.